İşte diyelim Türkiye'den çıkmış Ahmet Almanya'daki Karl'la arkadaş olsun. Ahmet uyanık biri ise şunu yapmıyor. Diyor ki aa Karl'a bak ya, ne kadar ahlaki değerleri var, işte bağlı olduğu etik kurallar var. Adam ne kadar dürüst. Ben de onun gibi olayım. Bak böyle olmak çok erdemliymiş falan demiyor. Ahmet diyor ki ulan diyor bu Karl ne kadar gerizekalı, her dediğime inanıyor. Ben var ya bunu parmağımda oynatırım deyip onu kandırmaya, onunla oynamaya başlıyor. Avrupa'da 40 yıl yaşasa ne olur böyle bir zihniyet? Yaşamasa ne olur? Yani onu demek istiyorum. Bunun Avrupa'da yaşamakla ilgisi yok yani. Bunun direkt bizle, bizim içimizdekiyle ve bizim toplumumuzla alakası var. Herkese merhaba. Beni ilk kez izleyenler için kısaca söyleyeyim. Kasım 2020'de Almanya'ya nitelikli iş göçü vizesiyle geldim ve o tarihten beri de burada yaşamaktayım. Hem mesleğim, hem karakterim, hem de bu YouTube kanalı vesilesiyle birçok insanla tanıştım. Birçok insanla muhabbet ettim. İşte yorumları okuyorum. Sosyal medyadan gelen mesajlara bakmaya çalışıyorum. Onun dışında gerçek hayatta buluşup görüşüp konuştuğum insanlar oluyor. Kimiyle arkadaşlığımı sürdürüyorum. Kimiyle bir iki kez görüştükten sonra bir daha birbirimizi aramıyoruz. Ama şöyle bir dönüp baktığımda yüzlerce insanla muhatap oldum. Hem eski hem yeni. Hem burada yaşamaya başladığımdan beri. Hem de burada yaşamaya başlamadan önce Almanya'da yaşayan akrabalarım vesilesiyle buradaki insanlar hep hayatımdaydı. Yani Almanya'da yaşayan insan tipine hep maruz kalıyordum. Tabii insanların göç etmeleri ilk başlardakiyle değiştikçe insan profilleri de değişiyor. Nasıl ki mesela ilk başta aslında toplumsal olarak alt sınıflarda olan, çok kaybedecek bir şey olmayan, Türkiye'de yapacak bir şey olmayan, maddi olarak sınıfsal olarak alt düzeyde olan insanlar buraya gelirken günümüzde artık bu biraz tersine döndü. Daha doğrusu şöyle, hem maddi olarak zor durumda olan, kendini Türkiye'de yeterince iyi hissetmeyen, maddi durumu iyi olsa da düşünce bazında, ifade bazında, işte demokrasi anlamında Türkiye'de kendini iyi hissetmeyen insanların Almanya'ya göç ettiğini görüyoruz. Şimdi diğer toplumları bilmiyorum. Mesela bir Fransız, bir İspanyol, bir Yunan, işte bir Suriyeli kendi içinde böyle kendi halklarını eleştiriyor mudur, arkasından konuşuyor mudur, beğenmemezlik yapıyor mudur, bunu bilmiyorum. Ama bizim insanımızda gözlemlediğim şu, kimse kimseyi beğenmiyor. Yani ister eski gelen olsun, ister yeni gelen olsun. Hani yeni gelen eskiyi beğenmediği gibi yeni gelen içinde birbirini beğenmeyenler var. Ya enteresan bir durum var. Mesela yeni gelenler işte eskileri çok eleştiriyor. İşte bu topluma karışmamış, hep kendi mahallelerinde yaşamış, yerel adetleri bir türlü terk edememiş, işte Avrupa düşünce ve yaşam tarzı bir türlü geçememiş insanlar diye eleştiriyorlar. Ama dönüp baktığımda bu eleştiriyi yapan yeni gelen insanlar yana döne dönerci arıyor, lahmacuncu arıyor, kebapçı arıyor, Türk müziğiyle eğleneceği mekan arıyor, Türklerle buluşuyor, Türklerle piknikler düzenliyor falan filan. Aslında senin eleştirdiğin adamın ihtiyacıyla senin ihtiyacın bir. Yani bunu belki gözlemlemek lazım. Diğeri de mesela eskiden beri burada yaşayanlar da şunu diyor. Siz vatanınızı çok sevseydiniz burada ne işiniz vardı? Bak Türkiye bizim geldiğimizde çok kötüydü. Şu an Avrupa seviyesini yakalamış durumda. Siz buraya geliyorsanız siz zaten Türkiye'yi sevmiyorsunuz. Vatan hainsiniz gibi bir söylemleri var. Onlara baktığında da şunu görebiliyorsun. Tamam, senin dediğin gibi senin geldiğin gün Türkiye çok kötü olsun. İşte son yıllarda Avrupa'nın seviyesini yakalamış olsun ve bu insanları sen ülkesini sevmemeklere suçla. Ama bu insanlar da sana dönüp der ki senin de dediğin tarih hani dün değil bugün değil. Sen 20 senedir Türkiye'nin iyi olduğunu söylüyorsun. Ama bu 20 sene içinde bir kez bile Türkiye'ye göç etmeyi düşünmemişsin. Bu yönde hareket etmemişsin. Bu yönde bir adım bile atmamışsın. Sen de vatan haini olmuyor musun diyor. Yani gerçekten şey ya, iç içe geçmiş. Aslında eleştirdiğini yapan insanlarız yani. Ben de geçmişte çok yanlış tespitlerde, çok yanlış değerlendirmelerde bulundum ama yaşadıkça, koşulları öğrendikçe, insanları tanıdıkça öyle kolay kolay yargıya varmamayı öğrendim. Çünkü ya herkesin düşünce yapısı farklı olabilir. Onay valla ama bu düşünce yapısını belirleyen koşullar var. O koşulları bilmediğim için, işte insanların neler yaşadığını, neler çektiğini bilmediğim için o kadar çok ahkam kesmiyorum artık. Hani önceden çok keskin konuşuyordum, işte bu böyledir, şu şöyledir, bu insan şunu diyorsa böyledir falan gibi. Ben de suçlayıcı ya da dışlayıcı bir dil kullanıyordum. Ama mesela artık bunu bıraktım. Daha çok anlamaya çalışıyorum. Hani hem eskiden beri burada yaşayanları anlamaya çalışıyorum hem de yeni gelmiş insanları anlamaya çalışıyorum. Bulabildiğim kadar insanla söyleşi yapmaya çalışıyorum. Ama kendimce bir çıkarımda bulunmak istersem şunu söyleyebilirim. Yani Avrupa'ya gelmek aslında tek başına hiçbir şey. Çünkü Avrupa'ya gelince, o sınırları geçince size bir şey olmuyor. İşte sihirli, tanrısal, göklerden gelen bir şey inmiyor size. Siz aslında aynı sizsiniz. Ama ne oluyor işte? Bunu son zamanlarda gözlemliyorum. Şimdi şekilsel olarak, işte tüketim bilinci olarak Avrupa kafasını yaşayan, dışarıdan bakıldığında Avrupalıymış gibi görünen insanların çoğaldığını görüyorsun. Hatta sokakta gördüğümde ben de şaşırıyorum. Yani Türkçe konuşmasa gerçekten görünümüyle, davranışıyla, tüketim biçimiyle
sebebiyle hiçbir zaman ilk bakışta "Aa, bu Türk" diyemeyeceğim insanlarla karşılaşıyorum. Ama bu insanlarla oturup muhabbet ettiğinde sadece ambalajdan oluştuklarını görüyorum. Yani gerçekten şeyi çok iyi biliyorlar. Hani benden çok daha iyi markaları biliyorlar. İşte saçlarını yapmayı, giyinmeyi, sosyal medya kullanmayı. Bu konularda çok iyiler. Ama tüm dünyanın tanıdığı mesela bir müzisyeni, bir yazarı, bir yönetmeni ya da bir filmi bilmediklerini görüyorum. Yani sohbet edemiyor. Yani o zaman da ne oluyor? Sohbet alanı olarak sadece tüketimsel ihtiyaçlar kalıyor. İşte nerede ne yenir? Hangi markayı nerede ucuza bulabilirsin? İşte hangi markaya giyinirsen havalı olursun gibi. Şimdi bunu diyen insan kendisini Avrupalı olarak görüyor. Ama o Avrupalı için şu var aslında. Ya ben kültürel olarak işte doluyum. Ben kültürel olarak Avrupalıyım. Ama benim gördüğüm öyle bir durum yok. Yani aslında şöyle Türkiye'deki gibi yani. Türkiye toplumunu düşünün. Ne kadarımız kültürel, ahlaki, etik kurallara hakimiz, dikkat ediyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyorsak işte onun yüzdesel oranını burada da görüyoruz. Aslında hani Türkiye toplumunun küçük bir yansıması yani. Küçük bir Türkiye'yi burada da yaşıyoruz. Burada da aklı başında ne yaptığını bilen, oturmasını, kalkmasını, karşısındakine hitap etmesini, nasıl davranması gerektiğini, empati yapmasını bilen çok az insan var. Tamam, şunu kabul ediyorum. Hani onların eleştirdiği insanlar kadar Avrupa'ya, işte Almanya'ya kapalı değiller. Ama en nihayetinde sen kendinlesin yani. İnsan kendiyle baş başa olarak geliyor buraya. Yani sen kendini taşıyorsun aslında. Hani Avrupa'ya girdin diye Avrupalı olmuyorsun. Hatta Avrupa'da yaşadın diye de Avrupalı olmuyorsun. Yani tabii Avrupalılık ne burada? Hani ben Avrupalı diyorum ama hani siz ne anlıyorsunuz? Ben neyi kastediyorum? Hani bu noktada bile buluşmamız aslında biraz zor. Çünkü benim kastettiğim Avrupalı Avrupa'da da yok aslında. Onların sayısı gittikçe azalıyor. Ya ben biraz daha entelektüel, ahlaki ve etik kuralları çerçevesinde Avrupalılıktan bahsediyorum. Hani şekilsel olarak değil. Yani tüketimsel anlamda bir Avrupalılıktan bahsetmiyorum yani. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama şu şey çok komik geliyor bana. Hani Avrupa'ya gelir gelmez Avrupa'nın değerlerini direkt üstüne almak, direkt sahiplenmek. Ya Avrupa'nın kültür mirası aslında çok yeni değil. Ve hani Avrupa'yı Avrupa'yı yapan iki büyük şey var. Rönesans ve reform. Buna bir de Fransız İhtilali katarsak, daha sonrasında sanayileşme çağında yapılan mücadeleleri, işçi hareketlerini, Marksizm düşüncesini, Avrupa'daki işte sosyalist, kapitalist kamplaşmasını falan da hesaba kattığımızda burada çok ciddi bir kültür birikmesi var. Türkiye topraklarında yaşanmamış şeyler burada yaşandığı için buradaki kültür mirası gerçekten çok büyük. Benimle birlikte benzer dönemlerde gelen insanların bunu sahiplenmesi bana enteresan geliyor. Çünkü bu öyle kolay kolay sahiplenecek bir şey değil. Hatta sahiplenebileceğimiz bir şey değil. Çünkü bunları biz yapmadık. Biz bunların yapıldığı topraklara geldik ve bu topraklara girer girmez direkt dediğim gibi kafamız değişmiyor, düşünce dünyamız değişmiyor. Sonuçta bunları anlatan kitaplar var, bunları anlatan yapımlar var, belgeseller var, filmler var. Her şeye geçtim bunlar üzerine sen düşünebilirsin, hayatı sorgulayabilirsin. Ama sen bunları hiç yapmamış, direkt buraya gelip bu şeyleri özümsüyorsan hani kusura bakma hiçbir şey olmuyorsun. Türkiye'den ne çıktıysan aslında burada dost yani öküz geldiysen öküz kalıyorsun. Zaten entelektüel bilgili bilsen de öyle devam ediyorsun. Yani dolayısıyla burada bir yapmacıklık, bir kendini beğen bir ben oldumculuk var. Bu da dışarıdan bakınca çok güzel durmuyor. İşte ben yaptım çünkü ben çok akıllıyım. Ben Avrupa'ya geldim çünkü ben çok zekiyim. Böbürlenmesi var. Halbuki öyle bir şey yok abi. Hani bu koşullar seni buraya taşımış işte. Koşullar ve şansın diye. Mesela beni buraya taşıyan şey gerçek anlamda şansım yani. Önüme bir fırsat çıktı ben bunu değerlendirdim. Ama burada bakıyorum tanıştığım insanlara, tanıdığım insanlara, özellikle hani düşünce dünyamın daha yakın olduğu insanlara dahi baktığımda koşullar anlamında zaten Türkiye'de de Avrupa'yı yaşayan insanlar olduğunu görüyorum çoğunlukla. Hani Avrupa derken ekonomik seviye olarak en azından bunu söyleyebilirim. Benim görmediğim şeyleri zaten görmüşler. Benim tüketmediğim şeyleri zaten tüketmişler. Ya aslında çok uzattım ama hani şunu söylemek istiyorum. Ya bu söyleyeceğim biraz Türkiye'deki insanların bakışı. Hani belki benim de daha önce böyle düşündüğüm olmuştur. Hani Avrupa'ya bakıyoruz, Avrupa'ya giden Türklere bakıyoruz ve diyoruz ki ulan Avrupa görmüş adamsın yaptığın şeye bak. Aslında bunları bu da bir cevap. Neden böyle yaptıklarına dair bir açıklama olarak anlatmak istedim. Ya çünkü bu adamların Avrupa görmesi hiçbir şey fark ettirmiyor. Yani Türkiye'den hıyar olarak Avrupa'ya giriş yapıyorsan burada Avrupa görmüş bir hıyar olarak hayatına devam ediyorsun. Yani aslında değişen hiçbir şey yok. Hani biz anlamıyoruz işte Avrupa gördüğünde nasıl bu halde. Avrupa insanı değiştirmiyor arkadaşlar. Avrupa insana eğer sen bir şey almak istemiyorsan bir şey katmıyor. Yani otomatik ben böyle gel ben seni medenileştireyim ben sana bir şey öyle bir şey yok. Sen bunu istiyorsan oluyor. Ve zaten sen bunu buraya gelene kadar istemediysen bu da biraz
zor olacak bir şey. Hani mesela somut bir örnek vereyim. Biz hani uyanıklığımızla, kurnazlığımızla bilinen bir toplumuz. Mesela Almanya'da da genel olarak bu uyanıklığın pek para etmediğini görürüz. Söze dayalı bir beyan vardır. İnsanlar ne diyorsa ona inanılır, itimat edilir. İşte diyelim Türkiye'den çıkmış Ahmet, Almanya'daki Karl'la arkadaş olsun. Ahmet uyanık biri ise şunu yapmıyor. Diyor ki aa Karl'a bak ya, ne kadar ahlaki değerleri var, işte bağlı olduğu etik kurallar var. Adam ne kadar dürüst. Ben de onun gibi olayım. Bak böyle olmak çok erdemliymiş falan demiyor. Ahmet diyor ki ulan diyor, bu Karl ne kadar gerizekalı. Her dediğime inanıyor. Ben var ya bunu parmağımda oynatırım deyip onu kandırmaya, onunla oynamaya başlıyor. Sonra bu zaten zamanla ilerledikçe Alman devletini kandırmaya kadar gidiyor. Benim bağlı olduğum birçok Facebook grubu, birçok WhatsApp grubu var. Ya, o kadar çok hikaye görüyorum ki artık insanlar bunları saklamıyor. Hani işte diyor ki arkadaşlar Türkiye'de şu kadar mal varlığım var, şu kadar para götürmüştüm ama şu kadar yıl sosyal yardım aldım, şu kadar yıl engellilik maaşı almıştım ama şurada çalıştım, bu açığa çıktı. Ya abi ne yaptınız siz, ne yapıyorsunuz gerçekten? Ve çok rahatlar yani, bunu anlatabiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bunu taşımış yani, Avrupa'da 40 yıl yaşasa ne olur böyle bir zihniyet? Yaşamasa ne olur? Yani onu demek istiyorum. Bunun Avrupa'yla, Avrupa'da yaşamakla ilgisi yok yani. Bunun direkt bizle, bizim içimizdekiyle ve bizim toplumumuzla alakası var. Dolayısıyla biz değişmedikçe, biz iyiliği talep etmedikçe, biz ahlaklı olmaya özenmedikçe hiçbir zaman bu yönümüz gelişmeyecek. İster Avrupa'ya gidelim, ister Kuzey Kutbu'na. Bize böyle kalacağız yani, ben onu söyleyeyim. Hani gerçekten bir Alman'a da şey çok geliyor bu. Biz pratik zekalı olmakla övünürüz ya. Evet, bazı anlarda gerçekten bu bir avantaj ama şimdi hayatın çoğu alanında bu çok garip geliyor. Mesela emniyet şeridinden araba kullanmak gibi. Ya da işte otobanda gidiyorsunuz, şeridiniz kapandı. Adam bekliyor yani, diyor ki zaten her yer kapalı. Ama bizdekiler bir sağa girer, bir sola girer, oradan çıkar, oraya geçer, ona korna yapar, onun önüne kırar. Hani bu yok ya, diyor ki zaten yol kapalı kardeş, sen nereye gidiyorsun yani, hepimiz aynı gideceğiz ki. Şunu da görürüz. Biz bunu denedik de hatta burada. Yine Türk bir arkadaşımla. Oradan girdik, oraya çıktık. Ya hiçbir şey yapmayan, hiç şeridini değiştirmeyen adam zaten bizi geçiyordu. O kadar çabalamaya, o kadar stres olmaya da gerek yok. Yani Avrupa görmüş, Avrupa'da yaşamış işte. Adam 40 yıldır Avrupa'da hiç gelişmemiş. Diyoruz ya hani bizde bir laf var. Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır. Aslında bu sözün bir yansıması bu. Yani sen istediğin kadar Avrupa'da yaşa, ister Avrupa'da yaşa, ister başka bir yerde yaşa. Yani sen eşek, sen eşeksin kardeşim yani. Kimse seni değiştiremiyor dışarıdan. Bu çok zor bir şey. Zaten şöyle, sen eşek bile olmasan da ben memnun değilim bu olduğum halden. Ya bende bir sorun var çünkü insanlar benim gibi davranmıyor. Bende bir yanlışlık olmalı. Ben kendimi değiştirmeliyim galiba. Demediğin sürece hani hiçbir ülke, hiçbir medeniyet hiçbir insanı değiştiremez. Yani bence bizim bu halde olmamızın, Avrupa'da özellikle Almanya'da bile böyle bölük pörçük, kendisiyle kavgalı, sürekli birbirinden çıkar elde etmeye çalışan bir topluluk haline gelmemizin nedeni de bu. Ya bakıyorsun mesela şimdi burada yaşayan insanlar var. Benim gibi YouTube'dan yayın yapan, sosyal medyadan yayın yapan insanlar var. Ya neredeyse hepsinin amacı, ama hepsinin amacı Türkiye'deki insanları bir şekilde yolmak. Kimse şunu demiyor. Ya abi biz buraya geldik. Tamam, bizim burada bir şeyimiz var, düzenimiz var. Biz burada yolumuza bakıyoruz. Ya oradaki insanlara da faydalı olayım. Ben faydalı olmak açısından bildiklerimi anlatayım, kendi yaşadıklarımı anlatayım, İnsanlara referans olsun, yol göstermiş olayım demek yok. Şu var. Abi şu an Türkiye'den gelenler var. Aldık piyasadan parayı topladık. 2 senemiz var bak, 2 sene. Ya bunu ben kulaklarımla duydum yani. Neymiş işte, 2 senede voleyi vurdun. Bakın herkese. Abi herkes parayla bilgi satıyor. Ve inanın o satılan bilgilerin hepsi açık açık her yerde var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ya en kötü bana sorun, yorumlarda sorun. Hani sosyal medyadan çok mesaj atmayın. Yorumlarda daha iyi olur çünkü o kadar dağılıyor ki hani. Yani ben cevap vermeye çalışıyorum. İşte buradan anlatıyorum zaten. Otur benim videomu. Mesela baştan sona izle. İlk gün nasılmışım, bugün nasılım, ne yaşamışım, aldığım maaşa kadar, çalıştığım saate kadar söylüyorum. Öyle kimse gibi gizli saklı konuşmuyorum, üstü kapalı da konuşmuyorum. Ne yaşıyorsam onu söylüyorum yani. Buradaki yaşamı ne yüceltiyorum, ne gömüyorum. Buraya gelmek çok kolay demiyorum, buraya gelmek çok zor demiyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum ve siz de kendi durumunuza göre bakın, eşleştirin. Ha ben de şunu yapabilirim, aa evet bak bu öyle olmuş, onu yaşamış. Ben de şunu yaparsam onu yaşamam falan filan gibi değerlendirin yani, bu kadar. Ama ben hiçbir toplumda şeyi görmeyin yani, kendi toplumunu bu kadar sömüren, kendi toplumunu bu kadar üstüne basan, kendi toplumunun kötü olmasını isteyen başka bir toplum görmedim yani. Dediğim gibi belki vardır
Ama onların dillerini anlamadığım için bunu bilmiyor olabilirim. Hani böylese de zaten insanlık tümden yok olsun gitsin bana sorarsanız. Ya velhasıl iyi insan olmanın gurbetçi olmakla, gurbette yaşamakla, Avrupa'ya göç etmekle, beyin göçü yapmakla ya da Türkiye'de kalmakla, Türkiye'de yaşamakla hiçbir ilgisi yok. Sen iyiysen iyisindir. Nerede yaşıyorsan yaşa. Kötüysen de kötüsün. Hıyarsan hıyarsın. Bu kadar basit. Hani çok basit bir örnek vereceğim. Hani altın çamura düşse de altındır sözü var ya. Biraz onun gibi yani sen neysen onu taşıyorsun. Ya yani senin içinde ne varsa sen bütün o biriktirdiklerinle birlikte gidiyorsun gittiğin yere. Ve gittiğin yer sana bir şey kazanıyor. Sen o içindeki birikintileri gittiğin yere saçıyorsun ve bir pislik temiz bir suyun içinde çabuk yayılır ya. Sen gittiğin temiz suyu bozuyorsun. Ama o suyu temizlemek çok çok zahmetli. Çok çok zor. Yıllar alıyor. Belki de hiç temizlenmiyor bir kere bozulduktan ve kirlendikten sonra. Aslında yaşadığımız durum biraz bu. O yüzden hayatta ne yapıyorsanız ister yurt dışına göçme kararı alın. İster başka bir şey. Bir iş kurun. İşte birinden ayrılma kararı. Birine ilanı aşk etme kararı alın. İş değişikliği. Ne olursa olsun hiç fark etmez. Önce kendinize bakın. Kendinizi dinleyin. Bu tip kötü niyetli, içleri kötü, fesat insanlardan da uzak durun diyorum.